Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımızın yeni bir serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben sizler birlikte kanalımızı ilk açtığımız Yeni Türkiye serisine başlamıştık arkadaşlar. Ve şimdi 2020 yılında yeniden Yeni Türkiye serisine başlayıp nostalji tacında ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Türkiye seçiyorum ve buradan İsveç'i kaldırıp 874 binlik bir ekonomimiz varken 5.871 binlik ise bir nüfusum olduğunu görüyorsunuz. Oyun ayarlarımız bu şekilde, bu arada senaryonun linki de açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Türkiye üzerinde 260 tane emot var, haberiniz olsun. Şimdi gördüğünüz üzere size sınırımı tanıtacak olursak YPG burada tuzak kurmuş bir şekilde bekliyor arkadaşlar. Burada Kürdistan var, Rusya'nın özerk devletleri falan var ve ileride arkadaşlar Almanya Nazi Almanya'sına dönüşürken Fransa ise Vichy Fransa'sına, Birleşik Krallık ise daha da büyük bir İngiltere'ye dönüşmeye çalışıyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Şimdi bizim Türkiye'mize gelecek olursak hemen buradan vergilerimizi falan ayarlayalım. Mallarımızı kısıyorum arkadaşlar. Bir aynı şekilde yatırımları da kıstıktan sonra. Arkadaşlar bu arada her hafta yayın yapmaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Yayınlarımıza gelmek için açıklama kısmındaki Twitch linkimize tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Hikayeli oyunlar oynuyoruz genelde. Buradaki hemen teknoloji puanlarımı vereceğim. Şu şekilde veriyorum arkadaşlar. Zaten teknoloji puanlarımı çok fazla. Bunları verdikten sonra 8.300 askerle başlamış bulunmaktayız. Turumuzu hemen hızlandıracağım. 2019 yılında şöyle hızlandırıyorum. Evet, dünyanın en büyük havalimanı İstanbul'da açıldı. Dünyanın havacılık merkezi artık İstanbul. Ekonomiye artı 5000 geliyor Ankara'ya. Cumhurbaşkanı her şeyi hemen Rusya ile S-400 anlaşmasını imzaladık. Hem ilişkilerimiz hem de ordumuz güçleniyor. Diyarbakır'da petrol bulundu. Diyarbakır'da çok büyük bir petrol kaynağı bulundu. Bu Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacağını düşünülüyor. Diyarbakır'a 6000 ekonomi geliyor arkadaşlar. Tanzim satış tüm ülkede yayıldı. Pazar ve marketlerde yönetici görevleri, her ne kadar mutsuz olsa da halk mutlu. Ucuz kaliteli ürünler kim sevmez. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesini köy halkı tarafından saldırıya uğradı. AKP ve MHP saldırıyı şiddetle kınadı. Bu saldırı ortamı güvensiz yatırabilecek derecede mutluluk -4 düşüyor. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kahraman şehitlerimiz arasında az önce söyleyemedim ya. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik edelim arkadaşlar. Evet, şimdi emutlar gelmeye devam ediyor anladığım kadarıyla. Şuradan biraz oyunu bir durduralım. Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına sert tepki gösterdi. İstanbul bizimdir, hep bizim kalacaktır dedi. Halkın bir kısmı sözü desteklerken diğer kısmı ise buna hayır demekte. Mutluluk -5 düşüyor, aynı zamanda artı 10 artıyor. Yani arkadaşlar yine aynı bir şey. Yani artı bir şey kazanmıyoruz. 8.300'lük askeri direkt olarak arkadaşlar YPG'nin sınırına çekeceğim. YPG'ye geldiğinde Almanya haddini aşan açıklama. Almanya yaptığı açıklama S-400'lerin Türkiye'ye gönderilmesi tekrar inceleme diyerek haddini aştı. Sert tepki ver. Sessiz kal. Sessiz kalalım abi. Bizi döverler möverler. G20 zirvesinde Donald Trump'ın şoku. G20 zirvesinde Donald Trump'ın Türkiye haklı çıkaran açıklamalar göndermeye damga vurdu. Amerika ile Türkiye'nin arasında artı 15 ilişki. Bunlar tamamen aldatmada. Amerika yine oyunlar peşinde. Bizim peşimde arkadaşlar. Yok abi. Amerika bizim yanımızda olsun ya. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Şimdi YPG'nin sınırına askerler falan basacağım. Emutlar bu arada gelmeye devam edecek. Çünkü 260 tane emut var. Haberiniz olsun arkadaşlar. 15 Temmuz 2010'da darbe girişiminin 3. yıl dönümünde şehitler rahmetli anıldı. Temmuz'da halkımızın gösterdiği direnişim bütün Türkiye'ye güç verdi. Peki. Abi yeter. İstanbul'un büyük deprem tehlikesi. Halkın kentsel dönüşümün yavaşladığını şikayetçi. Kentsel dönüşüme geçmemiz gerekiyor. Mutluluk düşüyor çünkü. Bedelli askerlik işlemi başladı. Bedelli askerliğe karşı çıkan tüm kesim karardan memnun olmazken askerliğin bekleyen çoğu kişi haber müjde olarak değerlendirdi. Ankara artı 10 bin, mutluluk 5. Gayet güzel abi. Şimdi artık izin verirsen oyun YPG'ye karşı bir savaş açacağım. Teşekkür ederim oyun bey. Adam hiç izin vermedi arkadaşlar. Şimdi YPG'ye hiçbir beklemeden savaşımı açacağım. Zaten buradaki YPG sınırlarını kaldırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuradan şeye bak, Osmanlı İmparatorluğu var mı? Evet, Osmanlı İmparatorluğu'nu formlayabiliyoruz. Güzel. Bu seride Osmanlı İmparatorluğu eğer isterseniz de formlarız arkadaşlar, haberiniz olsun. Daha sonrasında direkt olarak savaşımızı açacağım. Bu arada kanalımızın en çok izlenen serilerinden birisi olan arkadaşlar Yeni Türkiye'yi buradan selamlıyorum tekrardan. Şimdi Kürdistan'a savaş açacağız. Kürdistan'da sınırlarımızdan temizleyelim. Güzel olur bu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yetim ve fakir çocuklar için Türkiye'de birkaç üniversite öğrencisi topluluğa karışmaya başladı. Ülkemizdeki öğrenciden insanlara yardım etmek için ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet, saat falan satıyorlar arkadaşlar, haberiniz olsun. İstanbul'da görürsünüz bunları. Savaş ilan et diyeceğim. Kürdistan 37 bin ekonomisi var bu arada Kürdistan'ın. Hemen savaşımı ilan edeceğim arkadaşlar. Emutlar sağ olsun her şey gündeme hepsini açıklıyor zaten bize. Şöyle. Evet, Azerbaycan'dan birleşme teklifi. Arkadaşlar bu arada
Bu birleşme teklifini kabul edersem Azerbaycan Türkiye birleşiyor ve Türkiye'nin ismi yani yine büyü değişiyor ama bayrağımızın rengi değişiyor arkadaşlar. O yüzden bunu yeni bir seride yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına kesin olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeni bir seride bu şekilde yapabiliriz. Azerbaycan'dan birleşme teklifi. Bunu yapamam, İsrail kızabilir. Bedeli ne olursa olsun bunu yapacağız. Amerika ambargo uygulayabilir. O yüzden arkadaşlar bunu yapamam. Şimdilik İsrail kazanabilir diyeceğiz. Yani ama İsrail kazansa ne olur ki abi? Takat döveriz büyük ihtimal. 21 bin hemen ordularımı toparlıyorum. Ve daha sonrasında ise arkadaşlar Ermenistan sınırına yerleşeceğim. Daha sonrasında bakın buradaki barış müzakeremizi yapalım. Talepleri gönder. Bu arada bu seriye bir günde 400 like gelirse arkadaşlar kanalımızda aynı günde yeni bir bölümünü paylaşacağım. Haberiniz olsun. Güzel bir şekilde hemen askerlerimizi çekelim. Daha sonrasında Kobani falan her yere bir asimilasyon yapalım. Ne Kobani'si lan? Kerkük falan simülasyon yapalım. Güzel. Şimdi 563 binlik bir paramız var ve bu paramızı güzel bir şekilde artıya çekerken Yunan adaları kırık krize. Adaya giden bir grup Türk adaya Türk bayrağı dikti. Bizim arkadaşlar kısaca özetlemek gelirse Türkler gitmiş adaya Türk bayrağı dikmiş Yunan adalarına. Yunanlar bu hareketi zorbalık olarak nitelendirdi. Alttan ve ilişkiler düşürme. Yunanlar bu hareketi zorbalık. Aman ilişkimiz kötüdürse ne olur ki abi bir şey olmaz. Yunanlar savaş istiyorsa savaşı vereceğiz arkadaşlar. Bir şey olmaz. Türkiye'de yakalanan BAE ajanları ile ilgili sorgunlar sebeple ülke ilişkileri gerildi. Oğlum dilim yoruldu ya. Ajanların bir kez daha Türkiye'ye sokmaya çalışırsa daha farklı cevap verebilir. Birleşik Arap Emirlikleri. Oğlum sen burada nerede lan bu? Sen buradasın ve gelip benim ülkeme ajan sokuyorsun. Arkadaşlar bu arada bazı yerleri okuyamıyorsam kusura bakmayın zaten adam saydamlık olarak olduğu için yani fazla okunamıyor çok fazla demut geldiği için dilim sürtüşüyor. Türkiye Su-57 satın alıyor. Rusya'nın yeni olan 5. nesil Su-57'lerinin Türkiye satılmasına ilişkin kararnameyi Rusya Başkanı Putin onayladı. Gayet güzel abi. Yarısını diğerlerini okumayacağım zaten devamını biliyorsunuz. Savaş ilan et yapacağım. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti bana savaş ilan ediyor. Ya ederse etsin abi ne olabilir ki en fazla. Dağlık Karabağ'ymış. Gel bakalım gel. Şurayı şöyle toplayalım. Şurayı da al abi. Şimdi Azerbaycan'ın yeri olan Dağlık Karabağ ve Ermenistan'ı falan yok ettik arkadaşlar ve daha sonra askerlerimi çekiyorum. Muhalefet iktidar partileri arasında bir çekişme ülkede kutuplaşmaya neden olur. Bundan olumsuz etkilen bir kısım tarafsız olan halk mutsuz. Ülke adeta ikiye bölünmeye kim mutlu olabilir? Evet ülke ikiye bölünüyormuş. Sonumuz hayır olsun arkadaşlar. Tipi marketi falan hemen alıyoruz. Şimdi asimilasyonlarımızı hemen yapalım. Asimilasyonlar bizim için önemli. Dediğim gibi bu aradan tekrar etmek gerekirse arkadaşlar bazı yerlerde dilim sürtüşüyor. Kusura bakmayın yani onun için bir şey yapamayacağım. Çünkü çok fazla yanıt geliyor ve bu beni gerçekten zorluyor. Şuradan diplomasimize bakacağım. İran'la ilişkilerimiz hala askıda. Kötü haber. Türkiye Kanuni Nüvel Katliamı'nın 50. yıl dönümünü anma töreni düzenledi. Güney Kıbrıs Rum Yarımadası mı öyle bir şey. Yönetimi lanetlendi. Bu durum ülke arasında ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Zamanında yaptığı saldırı kabul edilebilir değil. Kıbrıs Cumhuriyeti. Peki abi. Peki. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki benim kanalımın ilk serisinde Suriyeliler topraklarımıza bayağı girmişti. Şimdi girmelerine izin vermeyeceğiz. Buradaki devletler çok güçlü bu arada. Orta Doğu'da genişlemeye çalıştıkça diğer devletler çok vuruyor arkadaşlar bize. O yüzden buralardan falan hemen askerler basacağım. Şu an paramız zaten yeterli bir seviyede düzeyde. Şu an 10. seviyedeyiz arkadaşlar bu arada. Yani görüyorsunuz. Lucas'ın yaptığı haritaya bak bir de oynadığımız senaryoya bakın. Diplomasiya bakın hemen şimdi savaşımı açacağım arkadaşlar. Özgür Suriye ordusunu hemen yok edeceğim. Yani buradaki yarım Suriye ordularını hemen alalım arkadaşlar topraklarımıza. Artık emot gelirse de bir şey yapamayacağım. Normal Suriyelilere de hemen savaşımı açacağım. 53 bin ekonomileri varken Cumhuriyet yönetiliyorlar. Ve 559 bin ise bir nüfusları var. Gayet güzel abi. Şimdi kardeşim. Güzel hemen toplayalım. Arkadaşlar bu arada 7000 havarında güzel bir çekişimiz daha var haberiniz olsun. Türkiye Alay tankının ikinci modeli olan Alay 2 üretime başladı. Acaba Alay 2 ne kadar alınacak? Of tank da üretiyoruz. Gayet güzel. Tank üretmeye başladık arkadaşlar. Şimdi Esad'ı hemen devirelim. Güzel, gayet güzel. Türkiye Altay 2 atlı tankın seri üretimine koydu. Ahım acaba bu Türkiye dönemi nasıl sokabilir? Nasıl bir döneme sokabilir acaba bize? Onu beraber bekleyip göreceğiz. Şimdi arkadaşlar artık çok savaştık. Türkiye Altay 2 tankını ilk önce Rusya ve Katar istedi. İşte budur. İyi bir para getirecek bu tank. Hazine 30 bin, hazine 15 bin, 15 bin. Tamam. Katar'a falan 15 bine satıyoruz arkadaşlar. Şöyle al abi. Şimdi hemen barışlarımızı yapalım.
Barışlar bizim için önemli. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar da ayrıyetten çok ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler birlikte 7000 aboneye doğru gidiyoruz bakalım. İnşallah gideceğiz. Talepleri gönder. Daha sonrasında burayı kapat. Şimdi arkadaşlar hemen şu barışlarımızı, asimilasyonlarımızı yapıyorum ve daha sonrasında ise paralarımıza yatırım yapacağız. Gördüğünüz üzere 0.58'lik bir teknoloji puanımız var. Teknoloji harcında büyük ihtimal yokuz bile diyecektim. Varız evet. Ama bunu biz birinci sıraya yapalım. Çünkü Japonya şu an birinci düzeyde arkadaşlar. En azından savaşlarda falan kazanma oranımız daha yüksek olur. Evet şu an bana bir... ya abi sen git ya git. Sen kimsin ya? Adam krallık kurmuş arkadaşlar buraya. Evet şöyle bir bakalım. Almanya Polonya'dan topraklar almış arkadaşlar. Fransa hala aynı. Birleşik Krallık desen aynı. Rusya peki Rusya ne yapıyor? Bu arada arkadaşlar Rusya ileride Sovyetler Birliği'ne veya diğer Rus İmparatorluğu'na falan dönebiliyor. Haberiniz olsun. Yani bunu size söylemekte fayda var. Bu ne lan? Kırk Yıl Cumhuriyeti kurmuşlar buraya. Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Tibet. İyi, güzel, gayet güzel. Hiçbir gelişmeler yok şu an. İleriki safhalarda belki olur. 2021 yılındayız. Cumhurbaşkanı terör koordinatörünü temizleyeceğiz. Masum insanları kurtarmak bizim elimizde. Temizleyelim abi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı için bir kez daha dünya şampiyonu. Daha nice başarılara. Cumhurbaşkanı düşmanlarımızın dostluk kuranlar ile dost olmamız mümkün değil diyerek Suudi Arabistan'a gözdağı verdi. Suudi hanedanın dostluğu menfaatlerini çiğneyip geçiyor. İyi bana savaş ilan ederse bir tutuma yeneriz arkadaşlar onları. Şimdi paramızı 500 bine kadar 500 dukata kadar çekeceğiz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş spor kulüpleri borçtan dolayı 3 yıl UEFA kupalarından men edildi. Yapacağımız tek şey 3 yıl sonra borçlarımızı en aza indirmeye çalışmaktır. İyi güzel futbolda da kötü haberler. Türkiye Rusya yaptığı anlaşmalar dünyaya dostluğunu gösterdi. İlişkiler hiç bu kadar güzel olmamıştı. İyi iyi. Veli Demir Putin abimle aramız iyi arkadaşlar. Gayet güzel. Bu bizim için güzel bir seviye. Şimdi paramız 416.000 dukata kadar indiğine göre hemen şu asimilasyonlarımızı yapalım arkadaşlar. Şunları yapıyorum ve daha sonrasında işte 11 adet teknoloji puanlarımı güzel bir şekilde vereceğim. Senaryonun linki açıklama kısmında mevcut olması gerekiyor arkadaşlar. Oradan bakıp indirip oynayabilirsiniz. Şurayı kapatıyorum. Şimdi aşağı Orta Doğu'ya mı gitsek yoksa Yunanistan tarafına mı gitsek arkadaşlar hiçbir fikrim yok. O yüzden ben Yunanistan çünkü arkadaşlar burada asimilasyonlar yapıyoruz ya. Türkiye'de seferberlik ilanı. Ordu tehditlere karşı güçlendirmek lazım. Ne yaptın Rıza Baba? Bu ne oğlum? Evet arkadaşlar. Türkiye 15 Ocak darbesi halkı engellemeyi başardı. Bunları kim yapıyor? Allah Allah. Evet ben bunu nasıl okuyabilirim arkadaşlar Allah için. Türkiye'nin büyük fedakarlarının bildiği terör Esad'ı tatmin etmedi. Yeniden yapılan esrarengiz bir şekilde başkan seçilen Esad Türkiye ilişkilerinin olmayacağını söyledi. Suriye yok ki. Buru. Kardeşim sen şuraya bir toplan bakalım. 56.000 askeri direkt olarak denize çıkartacağım. Denize bir gelsinler abi bunlar. İstanbul'dan gitmemiz kötü. Fethullah Gülen kendisine Türk grup tarafından yapılan saldırıda öldürüldü. Yes be. Halkın bu kadar mutlu olmamıştım. Gayet güzel arkadaşlar. Şunları hemen topla. Kamerun bana savaş ilan etti. Daha sonrasında Avusturya'da savaş ilan etti. Talepleri gönder. Ya şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın hayali olan Viyana'ya girmemizi istiyorlar sanırsam. Ama bak abi yapmayın. Şu an savaşıyoruz. Bu savaşta bize engel olmayın. Dukatımız hemen artıya çekelim. Artı da zaten. Güzel. Şimdi savaşa gireceğiz. Bu savaşı kazanacağız büyük ihtimal. Çünkü Yunanistan zaten güçsüz bir ülke. 261 binlik bir ekonomisi var en fazla. 4000. Şuraya geç bakalım. Oğlum bu ne? Ne yaptın oğlum sen? 68 bin. Oğlum Yunanistan güçsüz bir ülke dedikten sonra güçlü bir ülke olması beni üzüyor. Arkadaşlar İstanbul'u başkent yapacağım ya. Şunlara bir şey yapalım. Görsel şölen düzenleyelim. Ne diyorsunuz? Buraya geliyorum. Bu arada alttan ana. Arkadaşlar emot'u tıkladım. Kusura bakmayın. Siz kendiniz artık durdurup bakarsınız. Çünkü ben alışkınım. Kusura bakmayın arkadaşlar. 9243, 4649 askerleri dağıtacağım. Şöyle hemen topla abi. Evet, bunu tıklamayacağız tabii ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 savaş uçaklarının satışının durdurulması açıkça teröristlerini sevindiren bir provokasyondur. ABD yaptığı her işin karşılığını olacağını bilmeli. Gayet güzel arkadaşlar. Yunanistan'ı hemen topraklarımıza katalım. 4549. Senaryo inşallah sarıyordur. Çünkü bana şu an sardı artık. Hangi emotların geleceğini unuttum. Atina'yı aldılar. Şöyle askerleri topluyorum arkadaşlar. 17.246 askeri hemen şu adalara çıkartalım. Sen de buraya gel. Sen buraya. Dışarıdan motor geçiyor.
Aşağı döveceğim şimdi arkadaşlar. Merak etmeyin ama. Şimdi arkadaşlar bu yaşasın yüce Türk halkı ve Türk Cumhuriyeti nice yüzyıllara. 2 Kasım değil de 29 Ekim'de değiliz ki. Peki. Olabilir öyle kaymalar diyeceğim. O yüzden Yunanistan'la hemen barışımız yapalım. Talepleri gönder. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu askerleri hemen toplayacağım ve buradan çıkacağım. Artık burada işimiz kalmadı zaten. 8. seviyedeyiz şu an. Sinop, Mersin ve nükleer santralin yapımı sona erdi. Nükleer santralin ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bu nükleer santrale gruz kaynağımız ekonomi arttırıyor. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan Twitch linkimize gelerek bizimle birlikte yayınlara girebilirsiniz arkadaşlar. Among Us falan oynayacağız zaten yakın zamanda yayınlarda. Ve Dwagon dedim birinci sezonuna sıfırdan başlayacağız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenirseniz aynı şekilde hızlı bir şekilde bölümü gelecektir kanalın. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Can't fall asleep when you're counting stars. Get it together.